Wednesday vampir olduktan sonra her şey çok değişmişti. Wednesday geceleri uyumuyor, insan avlıyor ve domates suyuyla besleniyordu. Bir gün her şey yolunda giderken bir vampir avcısı geldi ve Wednesday'in tüm arkadaşlarını yok etmeye başladı. Wednesday şanslıydı çünkü vampir avcısı onu görmemişti. Bu yüzden de Wednesday kurtulmuştu. Fakat Wednesday'in bir anda tüm tanıdığı herkes yok olmuştu. Tüm olanlardan sonra Wednesday o gün bir yemin etti. Bu yemin ise vampir avcısına zarar verip arkadaşlarının ucunu almaktı. Seni pis adam! Seni adi adam! Senin yüzünden tüm arkadaşlarım yok oldu. Ama ben de Wednesday'sem bunun intikamını senden alacağım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şeyler yapmam lazım. Bu böyle olmayacak. Ben dayanamıyorum. Gideceğim. Bu adamın ağzını burnunu kıracağım. Ondan sonra onu bir ısıracağım. Vampire çevireceğim. Çok iyi bir fikir. Gideyim de şunu bir döveyim. Tüm vampirleri avladıktan sonra bir dinlenmeyi hak ettim valla. Ha? Sen de kimsin? Nasıl girdin bu eve sen? Kim olduğumu çok iyi öğreneceksin. Sana şimdi kim olduğumu göstereyim ben sana. Ne oluyor ya? Niye giremiyorum? Bir dakika ya. İnanmıyorum. Yerde gümüş var. Bu şekilde ona yaklaşamam ki. Yanına bile gidemem. Of ya. Şey beyefendi. Ben yeni komşunuzum da ondan gelmiştim. Merhaba. Merhaba yeni komşucuğum. Hoş geldin. Hadi gel yanıma yaklaş. Yoksa yanıma yaklaşamıyor musun? Şu gümüşlerden dolayı. Vah. Başka kimler yaklaşamıyor yanıma biliyor musun? Vampir olanlar. Seni pis vampir. Seni yok edeceğim. Al sana. Keşke birazcık yemek olsaydı. Ha? Sen de kimsin ya? Selam. Ben Venoş. Tanışalım mı? Aman ne kadar güzel bir kız. Selam. Ben de Mert. Tanışalım tabii ki. Ben çok yakışıklıyım. Ay siz de çok güzelsiniz. Verin elinizi öpeyim. Ya şapşal mısın? Elimi mi öpmek istiyorsun? Tamamdır. Şimdi onu buraya yaklaştırmam lazım. Çünkü ben gümüşlere geçemem. Ama o gümüşlerin bu tarafına geçerse onu aniden ısırabilirim. Tamam, çok iyi bir fikir. Ya sen yanıma gel. Erkek dediğin gelir, tamam mı? Ben senin yanına gelemem. Ben mi yanınıza geleyim? Ama ben yanına gelirsem güvenli alanımdan dışarı çıkmış olurum. Güvenli alanımdan dışarı çıkarsam bana vampirler saldırabilir. Ama etrafta da hiç vampir olmadığına göre gideyim kızın yanına. Kız sonuçta çok güzel. Tamam hanımefendi. Verin elinizi öpeyim. Hadi şuradan çıktım. Hadi verin elinizi bana. Buyurun öpün elimi. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Şimdi benim bir şekilde bu adamı ısırmam lazım. Ne yapabilirim? Buldum. Ya sizden bir ricam olacak. Acaba ben de sizin elinizi öpebilir miyim? Elimi mi öpmek istiyorsunuz? Tabii ki öpebilirsiniz. Bir kız elimi öpecek yıllar sonra. Tabii ki öpebilirsiniz. Buyurun alın elimi. Hatta kolumu alın. Uzatın elinizi lütfen. İnanmıyorum. Sarımsak mı var sizin teninizde? Bu ne böyle? Çok kötüyüm. Sarımsak mı sürdünüz kolumuza? Evet, sarımsak sürdüm. Ne olmuş ki sarımsak sürmemden? Dışarıda vampirler dolaşıyor. O yüzden koruma altına almak için kendime her yerime sarımsak sıktım. O yüzden yani. Neyse bir şey olmaz. Hadi elimi öpün yine. Uzak tut elini benden, uzak tut. Yaklaştırma elini bana. Bir saniye. Sen az önceki vampir kızsın. Eyvah olsun. Yanıma gelmiş. Şunlardan alayım da kafasını atayım şuna. Hayır uzak dur benden. Allah'ım kaçayım benim iyisi. Bu nasıl bir kokuydu böyle? İlk defa bu kadar sarımsağa yakındım. Çok kötü. Hemen biraz domates suyu içmem lazım. Kendime geleyim. Tamam. Biraz daha iyiyim. Şimdi biraz uzanıp düşüneyim. Bakalım ne yapabilirim? Şimdi benim bu adamı bir şekilde güvenli bölgesinden çıkarmam gerekiyor. Onu kendime aşık etmeye çalıştım. Güzelliğimle etkilemeye çalıştım ama olmadı. Başka bir yol bulmam lazım. O güvenli bölgeden çıktığı an onu vampire çevirip ondan sonra ondan öcü
alabilmem lazım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Buldum. Hemen gidip yapayım. Patates kızartması, hamburger. Ay canım çok çekiyor ya. Ay ay ay. Hey vampir avcısı, uyan. Sana bir çift lafım var. Ha, bu kim ya? Aa, yine sen gelmişsin. Pis vampir seni. Neyse ki buraya asla giremezsin. Burası korumalı alan. O yüzden rahatım, tamam mı? Bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı beni, pis vampir seni? Evet, doğru söylüyorsun. Burası korumalı alan. Çünkü her yere gümüş dizmişsin. Ama zaten ben oraya gelmeyeceğim. Sen buradan çıkacaksın. Hazırsan başlıyorum. Ha? Ne sıkıyorsun sen böyle ya? Aa, su gibi bir şey sıkıyorsun. Manyak mısın sen? Ne sıkıyorsun? Bana bu zarar vermez ki. Ay, çok pis koktu. Bunlar kötü koku spreyi. Biri köpek salyası, diğeri de kedi maması. Bu kokuya daha fazla dayanamayacaksın. Sonra yanıma geleceksin. Ben de senin o boynunu, kollarını iyice yıkayıp sarımsak kokusuna varırım. Seni ısıracağım. Sonra senden öcümü alacağım, pis vampir avcısı. Çok yanılıyorsun vampir. Bende ne var? Ah, kurtuldum. Artık rahat rahat nefes alabilirim. Vampir için boşuna uğraşma. Beni asla yok edemezsin. Ama şimdi ben seni yok edeceğim. Nerede şu sarımsak? Ah, gel bakalım. Al şu sarımsağı. Iskaladım, ıskaladım. Ezik seni. Ama bu burada bitmedi. Sana gününü göstereceğim. Bekle sen. Asıl ben seninle görüşeceğim, pis vampir seni. Neyse, şuradan havalandırmayı açayım da koku gitsin. Of ya, yine başarısız oldum. Ben bu adamı nasıl yok edeceğim? Her şeyi denedim. Adamı bir türlü güvenli alanından çıkaramıyorum. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Düşün. Bu adam daha demin uykusunda yemek sayıklıyordu. Bu da demek oluyor ki çok acıktı. Ama etrafında yemek olmadığı için yemek yiyemez. O zaman ben gideceğim, ona yemek göstereceğim. O da yemeklere geldiği an boynunu iyice yıkayıp temizleyeceğim. Sonra da ısıracağım ve vampire dönüştüreceğim. Çok iyi bir fikir. Hadi gidip yapayım. Oh be, sonunda havalandırma havayı temizledi de içimiz ferahladı canım. Keşke en başından atsaymışım. Ha? Sen yine ne istiyorsun? Vampir avcısı, sana ne getirdim biliyor musun? Yaprak sarması, hem de daha tat taze, mis gibi sıcacık. Yemek istemez misin? Ne? Yaprak sarması mı? Ay, yemek isterim tabii ki. Hadi tüm yaprak sarmasını bana ver. Ay, canım çok çekti. Hepsini bana ver hadi. Aa, öyle olmaz. Sen benim yanıma geleceksin. Benim yanımda yaprak sarmasını yiyeceksin. Hadi hadi. Bak sıcacık, mis gibi kokuyor. Hadi yanıma gel de ye şu sarmaları. Ay tamam, yanına geleyim. Ama bir saniye. Eğer yanına gelirsem güvenli alanımdan çıkmış olurum. Sen de vampir olduğun için bana saldırıyorsun. O yüzden yanına gelmeyeceğim. Ha? Aa, madem öyle, o zaman ben şunu şöyle yere bırakayım, gideyim. Ondan sonra kediler yesin. Ben gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Ay, şu yaprak sarmaların güzelliğine bak. Çok da güzel valla. Ne yapsam ne yapsam? Kız gitti mi ya? Evet, gitti gitti. Ben ne yapayım biliyor musun en iyisi? Güvenli alanı bir saniyeliğine terk edeyim. Sonra şu yaprak sarmalarını alayım. Hepsini bir güzel mendeğe indireyim. Çok iyi fikir. Ya bir şey olursa? Ay, bir şey olmaz. Etrafta kimsecikler yok sonuçta. O halde gidip şunları ben bir gömeyim. Güzel. Planın başarılı oldu. Şimdi adam yaprak sarmasını almak için güvenli alanından çıktı. Şöyle şu sarmayı şöyle yavaş yavaş çekeyim. Tamamdır, adam yaklaştı ve geldi. Hey sen, dur bakalım. Ha, Allah, sen beni tuzağa düşürdün. Vay çakal, yaklaşma bana, yoksa seni mahvederim. Neyse, bana hiçbir şey yapamazsın. Allah'tan her yerimde sarımsak kokusu var. Merak etme, artık onun da bir çözümü var. Bu mandal sayesinde koku almayacağım. Yani senin o pis sarımsak kokunu koklamama gerek kalmayacak. O zaman hazır mısın? Şimdi.